Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, amelde Fıkıh-ı Ekber derslerimiz, oradan keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Cemaatle namaz konusunda efendim dersimizin konusu kadınlar camilere gitmeli mi, gidiyor muydu? Bu konuda bunlara da bir bakalım. Yüce İslam'ın okulunda bütün dünyayı okutan yüksek alimler ve okuyan ve gerçekleri okuyan ve dünyayı okutan ekollerimizdeki yüksek alimlerimizin ve onların ortaya koyduğu delillerle ve onların görüşleriyle dersimiz devam ediyor. Kadınların camilere gitmeleri caizdir. Burada Hanefiler buna şöyle biraz göz atmışlar ki, incelemişler, keşiflerde bulunmuşlar. Eğer fitne, fesat durumu varsa diyor Hanefi alimleri, mekruhtur diyor. Burada ortam çok iyi değerlendirilmeli. Daima güven ortamı, fitneden uzak bir ortam olmalıdır. Fitneye alet olacakları zamanlarda mekruhtur demişler. Ebu Hanife'ye göre yaşlı kadınların sabah, akşam ve yatsı namazları için cemaatle namaza çıkmasında bir sakınca yoktur. Öğle ve ikindide yine fitne durumu yoksa bir sakınca yoktur. Eğer fitne durumu varsa öğle ve ikindide kadınların çıkması fitneye adet olacaksa işte o zaman mekruhtur demişlerdir. Sabah ile yatsıda fasıklar uyku halindedirler. Akşam vaktinde ise yemek içmekle meşguldürler. Yine Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed yaşlı kadınların bütün vakitlerde cemaata devam etmelerine kendilerine ilgi az olacağından fitne bulunmaz diyerek cevaz vermişlerdir. Şimdi buradan anlaşılan şudur. Kadın camiden katiyen men edilmez. Ancak camiye bir kadın niçin gider? Bu çok önemli işte. Fitne fesat için, çalım satmak için, kırıtmak için gitmez. Fitneye alet olmak için gitmez, gitmemeli. Ancak camide ilmi faaliyetler, miraç, cemaat ve Allah'ın huzurunda gerçek anlamda ihlasla namaza, ibadete, ilmi faaliyetlere katılmaya gider ve gitmelidir. Yüce İslam ve onun şanlı alimleri bunları güzel keşfetmişler. Şimdi birileri kesip atıyor, işte falancalar camiye kadın gitmesin diyor diye art niyetle veyahut da cehaletle ifade etmeye kalkıyorlar. Hiç öyle değil. Yüksek alimler bu işin enine boyuna keşfini yapmışlar. İçinde bulunduğun ortama göre durumu değerlendir. İslam dini bu yüksek alimler
hep faydadan yanadır. Kadın fayda görecek, zarar görmeyecekse derhal gitmelidir o ortama. O ilmi, faydalı, sevap ortamından istifade etmelidir. Ama asla fitneye de alet olmamalıdır. Malikilere göre erkeklerin ilgi duymadığı, fitneye sebep olmayan efendim, genç kadınların mescide çıkmaları caizdir. Ölçü fitneye sebep olmaktır. Yani bir kadını camiden kimse men etmez. Yeter ki fitneye alet olmasın. Bak Malikiler de aynı görüşteler. Görüyorsunuz kıymetliler. Yine kıymetli alimlerimizden birçokları bu olaya güzel incelemişler. Güzel ve asaletli genç kadınlar serbesttirler. Bakın yine Malikiler öyle diyor. Güzel ve asaletli genç kadınlar. Bunlar serbesttirler. Efendim camiye istedikleri zaman gidebilirler. Gitmek istemezlerse gitmeyebilirler. İşte bu da bu yüksek alimlerin neticede güzel ve asaletli genç kadınlar. Diğer et, dikkat et, asaletli diyor. İffeti, namusu, haysiyeti, şerefi yerinde olan kadınlar camiye gidip gitmemekte serbesttirler. Bu serbestlik, dikkat et, eğer o camide farz olan ilimler öğretiliyorsa, farz olan ilimlere ihtiyaç duyan kadınlar mutlaka gitmelidir. Ve gerçekleri öğrenmelidir. Şafii ve Hanbelilere göre fitneye mahal olabilecek kadınlar, bunlarınki mekruhtur demişler. Zaten hepsinin ortak görüşü, bütün alimlerimizin budur. Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın. Bu peygamberimizin sözü. Aleyhissalatü vesselam. Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın. Evleri ise onlar için daha hayırlıdır. Bakın eğer fitne varsa eviniz hayırlıdır diyor peygamberimiz. Yoksa kadınları camilerden, mescitlerden men etmeyin buyuruyor. Yine tehlike, fitne burada işaret edilmiştir. Bunlara karşı dikkat edin. Kadınlarınız gece mescide çıkmak için sizlerden izin istedikleri zaman onlara izin verin. Peygamberimizin bu onun yine sözüdür. Peygamberimizden rivayet edilen hadisi şeriftir bu. Efendim kıymetliler, bu peygamber sözleri içi hikmet doludur. Yine herhangi bir fesada sebep olmaktan emin olunursa, kadınlar camilere, ilim irfan ortamlarına gitsinler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerine gitmekten alıkoymayın. Onlar cemaate koku sürünmemiş olarak çıksınlar. Yani kadın dışarıya
yabancı erkekle kendine cezbetmek için hiçbir harekette bulunmamalıdır. Bu konuda da Peygamberimiz Müslüman kadınları uyarıyor. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haberde, kadınların en hayırlısı mescidi evlerinin içidir. Güven ortamı dışarıda yoksa, fitne ortamı varsa dışarıda, o zaman işte evlerinin içi en güvenilir mescitleri evlerinin içidir buyurdu. Evet kıymetliler, yine bu konu değindikten sonra cemaatin sevabı konusunda cemaate yetişme, o sevabı kazanma konusunda da şöyle bir bakalım. İftidah tekbirine yetişmek başlı başına bir fazilettir. İşte cemaatta yetişmenin en faziletli anlarından biri iftidah tekbirine yetişmektir. Bu konuda sevgili Peygamberimizden gelen haberlere bir bakalım. Her kim 40 gün imamla birlikte namaz kılar da ilk tekbirlerine de yetişirse o kimse için iki türlü beraet yazılır. Biri cehennem ateşinden beri olmak, kurtulmak, diğeri nifaktan uzak olmaktır. Nifak nedir? Münafıklık. Bakın, iftidah tekbirine 40 gün bir insan imamla başlıyorsa eline iki tane berat veriliyor. Bu müjde şanlı Peygamberimizden geliyor. Bir hadisi şerif ile bu rivayet ediliyor. Başka bir bakın haberde rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz imam kendisine uyulsun diye tayin edilmiştir. İmam rükû ettiği zaman sizler de rükû edin. İmam secdeye vardığı zaman sizler de secdeye gidin. İşte kıymetliler, bu konuda da durumu bu şekil Peygamberimizden gelen haberlerle durumu bildirdikten sonra Şafilere göre imam selam vermedikçe cemaat faziletine ulaşılır demiştir Şafilere göre. Yani selam, imam selam vermeden önce kim cemaata yetişirse sevabı alır demişler. İmama uyan bir rükne yetişmiştir. Efendim, yine burada başına, namazın başına yetişen kişinin kazanacağı faziletten daha aşağı mertebededir. Cuma namazına yetişmek ancak tam bir rekatına yetişmekle gerçekleşir. Bu söylenilen bu notlar Şafii ekolüne ait notlardır. Hanbeli ve Hanefilere göre de İmam birinci selamını vermeden iftidah tekbirini alan kişi efendim oturmasa bile cemaate yetişmiş olur dediler Hanefilerle Hanbeliler. Namazının bir parçasına yetişmiştir.
yani imamın namazının bir parçasına yetişmiştir. Bir rekata yetişmiş gibi olur ve cemaat sevabını alır dedi. Kim? Hanefi ve Hanbeli ekolünün o yüksek kâşif alimleri. Malikilere göre cemaatın fazileti ancak imam ile birlikte tam bir rekata yetişen, imam başını kaldırmadan önce ellerini dizleri üzerine koyan yahut buna yakın bir harekette bulunan kimseler içindir demiş Malikiler. Bir rekattan daha az bir kısma yetişen cemaatle namazın fazileti hasıl olmaz demiş Malikiler. Böyle kişi de ecir alır mı? Evet, o da ecir sevap alır. Gidda demişlerdir. Bunların hepsi mükemmeldir. Malikilerin sözünde de cemaate teşvik var. Cemaati kaçırmayın diye ayrı bir uyarı da var. Hepsinde olduğu gibi. Şimdi bir de farza, cemaate yetişmek. Yani imamla namaz kılmaya yetişme konusunda rükûde iken imama yetişen o rekata yetişmiş sayılacağı konusunda ittifak etmiştir bütün alimlerimiz ve bütün hak mezhepler. Kıymetliler, bunlar kıymetli fıkıh ekolünün kaynaklarında bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Merakil Felah'tır. Ve diğerlerinde de olduğu gibi. Yine her kim imamla birlikte namazın bir rekatına yetişirse, o rekata yetişmiş olur. Bu da Peygamberimizden gelen haberdir. Malikiler şöyle demişlerdir. İmam rüküden doğrulmadan önce imama uyan kimse eğilirse diyor, o takdirde rekata yetişmiş olur. Yani imam rüküden doğrulmadan önce imama uyan kimse rükûa eğilirse diyor. İmam rükûdan kalkmadan, sen de geldin rükûe eğildin, o takdirde rekata yetişmiş olur. Bunu bütün mezhepler söylediler. Malikiler de bu şekilde ifade eylediler. Hanbelilere göre rükûde iken imama yetişirse İftidah tekbiri onun için rükû tekbiri yerine geçer demişlerdir. Burada da bir güzel keşif bulunmakta ve iş daha da rahmet deryası genişlemektedir. Malikilerde olduğu gibi Şafiler kıyamın bir kısmına yetişmiş olmak için İftidah tekbiri dışında rükû için ayrıca bir tekbir almayı şart koşmuşlardır. Yani Şafiler de Malikiler gibi davranmaktadır burada. Malikilere göre o rekatı kaçıracağından korkan kişi imam başını rüküden kaldırmadan ona yetişebileceğine kanaat getirirse, saf dışında iftidah tekbirini alır.
sonra yürümeye devam eder, nihayet safa katılır, demiş Malikiler. Hanbeliler ve diğerlerine göre şöyle bir bakalım. Şanlı Peygamber'den gelen bir haberde safın arkasında tek başına namaz kılanın namazı olmaz diye Peygamberimizden bir haber bulunmaktadır. Kıymetliler, yine başka bir haberde Ebu Bekir'e rükû halinde olan Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam yanına kadar vardı. Fakat kendisi safa ulaşmadan rükû tamamlandı. Bu durum Hazreti Peygamber'e söylenince şöyle buyurdu: Allah senin hırsını artırsın. Bunu bir daha yapma, dedi. Efendim, bu da Peygamberimizden gelen başka bir haberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû halindeyken Ebu Bekir'e geldi ve saf dışında rükû etti. Sonra safa doğru yürüdü. Hazreti Peygamber namazı tamamlayınca şöyle buyurdu: Hanginiz saf dışında rükû edip safa yürüdü? Ebu Bekir'e ben cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Allah hırsını artırsın. Bunu bir daha yapma, dedi. İşte kıymetliler, bu hadisi şerifi kıymetli muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir. Şimdi şöyle bir bakalım, cemaat için gayret etmek ve safa katılmak gibi konularda kamet getirildiğini duyduğunuz zaman namaza yürüyün. Yürürken sükunet ve vakarınızı koruyun. Koşmayın. Namazdan yetiştiğiniz kadarını kılın. Kaçırdığınızı da tamamlayınız. Bu da sevgili Peygamberimizden gelen bir haberdir. Bunu da bir cemaat Peygamberimizden rivayet etmişlerdir. Malikiler, acele etmek caizdir. Koşarak cemaate gitmek mekruhtur, demişlerdir. Yine imama uyma konusunda çabuk davranmak meselesi, namaz kılmakta olan kişi imama uymak için acele eder. Bu konuda Malikiler şöyle diyorlar: Kamet getirildikten sonra ister farz, ister nafile, ister cemaatle, ister tek başına olsun, cemaatten geri kalan kimsenin herhangi bir namaza başlaması haram olur, dediler. Hani cemaate uy dediler. Namazını keserek imamın kıldığı namaza katılır. Tek başına namaz kılıyorsan cemaata uy, kendi namazını kes, dedi Malikiler de. Evet kıymetliler, selam vererek namazını keser. Namazdan çıkmak selam ile olur. Namazını keserek imamın kılmakta olduğu namaza katılır. İşte Malikilerin görüşü böyleyken, Şafiler de cemaati kaçırmaktan korkarsa nafilesini keser.
farzına başladıktan sonra cemaatle namaz kılmaya başlarsa, işte en faziletli olan iş bu namazı kesip cemaate katılmaktır. Şafii'nin yeni görüşüne göre namazını kesmeksizin cemaate katılmaya niyet eder de demiştir Şafii Hazretleri. Farz namaza durulduğu zaman ondan başka namaz kılınmaz. İşte bu da Peygamberimizden gelen haberdir. Hanbelilere göre kamete başlandığı zaman farz namazdan başka bir namaz kılınamaz. Müezzin kamete başlayınca farzdan başka bir namaz kılınmaz. Bunu Peygamberimiz söylüyor. İşte buradaki bu mezheplerin dayandığı delillerden biri bu hadis-i şeriftir. Namaz için kamet getirildiği zaman farzdan başka namaz yoktur. Bu da hadis-i şerif. Hazreti Ömer kametten sonra kılınmaya başlanan namazlardan dolayı cemaatin bazılarını döverdi diyor, sopalardı. Kametten sonra kılınmaya başlanan namazlardan dolayı bu tür cemaatler sopalardı, döverdi diyor. Çünkü cemaate uymuyor, kendi başına namaz kılıyor. Bunlar sopalık adamlar ki, tabii buradaki döverdi, sopalardı kelimesi onları uyarırdı. Yanlıştan onları doğruya çevirirdi. Yaptıkları için işin doğru olmadığını onlara gösterirdi. Evet, büyükler nasıl davranacağını bilirler. Hanefilere göre Maliki ve Şafiilerin düşüncelerine benzeyen özel açıklamaları vardır Hanefilerinde. Bir şeyin çoğu bütünü hükmündedir. Cemaata katılır. Evet kıymetliler, bir şeyin çoğu bütünü hükmündedir. Cemaata katılmalıdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin haccında bulundum. Mescidi Hayf'ta onunla beraber sabah namazını kıldım diyor. Sahabinin birisi anlatıyor bunu. Namazını bitirince geriye döndü ve cemaatin gerisinde iki kişinin namaz kılmadan beklediklerini gördü ve "O iki kimseyi bana getirin." buyurdu. Omuzları titrediği halde adamları onun yanına götürdüler. Kendilerine "Bizimle birlikte namaz kılmanızı engelleyen şey nedir?" diye sordu. Şöyle cevap verdiler: "Ya Resulallah, bizler çadırımızda namazlarımızı kılmıştık." Hazreti Peygamber de onlara "Böyle yapmayın. Evinizde kılıp da mescide geldiğiniz zaman mescitteki cemaate katılın. Cemaatle namazınızı tekrar kılın. Çünkü bu namaz sizin için nafile olur." buyurdular. Yani durum müsait olduğu müddetçe cemaate katıl. Hiçbir cemaati kaçırma. Farzı kılmışsan ikinci kıldığın namazlar nafile olur. Cemaatle namaza katılır. Efendim sünneti arkasından da kılabilir.
Sabah namazının sünneti bundan hariçtir. Hanefilerin ekolünden bahsediyoruz. Çünkü sabahın sünneti farzından sonra kılınmaz. Eğer cemaati kaçırma korkusu yoksa, sabah namazının sünnetini kılıp ondan sonra cemaate katılır. Cemaatin sevabı daha büyüktür. En güçlü sünnet sabahın sünnetidir. Sabahın sünnetinden de cemaatin sevabı daha güçlüdür. Sabahın farzından sonra kılınması mekruhtur. Yani sabah namazının sünneti farzından sonra kılınması mekruhtur. Ebu Hanife, İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre güneşin yükselmesinden sonra dahi böyledir. Farz kılındıktan sonra artık sünnet kılınmaz. Sabah namazı için. İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre durum böyle. Kaza vaciplere mahsustur. Yani bir namaz ya farz olmalı ya vacip olmalıdır kaza etmek için. Hanefi ekolünden bahsediyoruz. Farzı ile birlikte kazaya kalma dışında sabah namazının iki rekat sünneti kaza edilmez. Ancak farzıyla beraber kılınıyorsa kuşluk vakti gibi, o zaman önce yine sünneti kılınır, peşinden farzı kılınır. İmam-ı Muhammed'e göre sabah namazının iki rekat sünnetinin zeval vaktine kadar kaza edilmesi müstehaptır. Bu da İmam-ı Muhammed'e göredir. Öğle namazının ilk sünnetine başladıktan sonra cemaatle namaz kılınmaya başlansa yahut cuma namazının ilk sünnetine başlamışken hatip hutbeye çıksa iki rekatta selam verir. Farzı ve cumanın son sünnetini kıldıktan sonra da bu sünneti dört rekat olarak kaza eder. Hutbeyi dinleme ve namazı eda etme farzı kamil bir surette yerine getirilmiş, kaçırılmamış olur. Hutbeyi dinleyeceksin. Hutbeyi dinlemen üzerine vaciptir. Kıldığın sünnetle vacibi terk edemezsin. Hanefi ekolünün yüksek şahsiyetleri bunları izah ederken İmam-ı Ebu Hanife, İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşüdür. İmam-ı Muhammed'e göre kaçırılmış bulunan cuma namazının ilk sünneti farzından sonraki sünnetten önce kaza edilir. Yine şöyle buyurulmuştur. En iyisi öğle namazının son iki rekatını önce kılmaktır. Ondan sonra önce kılamadığı ki farzından önceki sünneti de ondan sonra kılmaktır demişler. Efendim, kıymetli fıkıh eserlerimizde bunlar görülmektedir. Cemaat tekrarlanma konusuna da şöyle bir bakalım. Hanefilere göre mahallenin mescidinde ezan ve kametle birlikte cemaatin tekrarlanması mekruhtur.
ezanla efendim kametle birlikte tekrarlanıyorsa bu mekruhtur dediler. Kim bunu diyenler? Hanefi alimleri. Ezan ve kametsiz tekrarlanırsa yahut bu imam ve müezzini bulunmayan bir cami ise o zaman kerahat yoktur demişlerdir. Evet kıymetliler, yine Hanefilerin istinad ettikleri delillerden sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir topluluğu sulh etmek için çıkmıştı. Daha sonra mescide döndüğünde mescit halkı cemaatle namaz kılmıştı. Bunun üzerine evine döndü ve ailesini toplayarak namaz kıldırdı. Eğer bir mescitte cemaatin tekrarlanması caiz olacak olsaydı, evinde namaz kılmayı tercih etmezdi dedi Hanefiler bu hadisi şerife dayanarak. Cemaatler dağılır. Eğer bir camide birkaç defa cemaat olması istenirse cemaatler dağılır. Cemaat ilk cemaattır. Sonrakiler ancak her bir nedenle yetişemedikleri zaman olabilir. Yoksa keyfi bir camide birkaç tane cemaat olmaz. Hanefiler bu konuda ne dediler? Cemaatler dağılır. Yine gevşek davranışlar ortaya çıkar demişlerdir. Malikilere göre efendim tekrarlanması yine mekruhtur dediler. Camilerde keyfi cemaatler tekrarlanmaz. Mekruhtur dediler. Asli imamdan önce cemaatle namaz kılması da mekruhtur dediler. Caminin asli bir imamı var. Ondan önce kendi başına hareket edilirse bunlar mekruhtur dediler. Yine daimi imamın cemaati namaz kılarken aynı mescitte başka bir cemaat kurmak bu da haramdır dediler. Yani sen imamı dışlayarak kendi başına cemaat oluyorsan bu haramdır dediler. Daimi imamla birlikte cemaatle namaza durulduğunda başka bir namaza durulması caiz değildir dediler. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Bu üç mescide girenler namazlarını yalnız başına da kılarlar. Bu mescitlerin içinde tek başına namaz kılmak, dışarıda cemaatle namaz kılmaktan daha faziletlidir de dediler. Kim? Malikiler. Bir vakit içinde birkaç cemaat yapmak da mekruhtur dediler. Yine Şafiilere göre de daimi imamın izni olmaksızın bir mescitte cemaatle namaz kılmak mutlak olarak mekruhtur dediler. Görüyorsunuz ki burada cemaat birliği içindir. Ayrı ayrı cemaatler bu birliği bozacağından dolayı bunlara dört mezhebin dördü de müsaade etmemiştir. Şimdi Hanbelilere göre bir bakalım. Daimi imamın izni olmaksızın imamdan önce herhangi bir şekilde cemaatle namaz kılmak haramdır dediler. Kim?
Hanbeliler de böyle söylediler. Çünkü o imam ev sahibi yerindedir dediler. Sevgili peygamberimizden şöyle bir habere de istinad eylediler. Bir kimsenin evindeyken izni olmaksızın ona imamlık yapmasın. Kim diyor bunu? Peygamberimiz söylüyor. Bir imam varken camide, o imamın izni olmadan hiç kimse öne geçip namaz kıldıramaz, kıldırırsa haramdır dediler. İmam namaz kıldırırken başka bir cemaat kurmak da haramdır dediler. Ve o namaz sahih değildir dediler. Daimi imamın izniyle bir mescitte cemaatle namaz kılmak haram ve mekruh değildir dediler. Ama imamın izniyle. Mekke ve Medine mescitleri bundan hariçtir dediler. Bu iki mescitte cemaatin tekrarlanması mekruhtur. Cemaate katılmama durumu ancak uyku ve benzeri özürlere bağlıdır. Yoksa cemaata katılması gerekir. Bir imamın bir namazı iki kere tekrar etmesi mekruhtur. Bütün müçtehitler böyle yapmanın bid'at ve mekruh olduğu hususunda da ittifak etmişlerdir dediler. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldırdıktan sonra bir adam mescide gelmişti. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisiyle beraber namaz kılmak suretiyle bu adama kim sadaka verecek diye sordu. Cemaattan biri onunla birlikte namaza durdu. Evet, bu haberlerin kaynağında da kıymetli efendim fıkıh eserlerimiz bulunmaktadır. Hanefilere göre yalnız başına namazını kılmış bulunan kişinin bu namazı bir cemaatin imamı ile birlikte tekrarlaması caizdir. İkinci namaz kendisi için nafile hükmüne geçer. Daha önce de açıklandığı gibi. Evinizde namazınızı kılıp ondan sonra cemaatle namaz kılınan mescide geldiğiniz zaman onlarla beraber yine namaz kılın. Yani cemaate uyun. Çünkü bu namaz sizin için nafiledir diyen Peygamberimizin hadisi şerifini yine hatırlatmış olmaktayız. Eğer imam nafile değil de farz namaz kılıyorsa cemaatin ona efendim nafile olarak uymaları da caizdir, mekruh değildir. Malikilere göre bir namazı cemaatla kılmışsa herhangi bir namazı tekrar etmez Malikilere göre. Tekrar edilmesi menduptur demişlerdir. Bir mescidin daimi imamı ise yine tekrarlaması caizdir. Çünkü daimi bir imam cemaat gibidir demiştir Malikiler. Farz namazını kılmış olan kişi bir imama uymak suretiyle bu namazı tekrar edebilir. Bu da ikinci namazı nafile olacağı daha önce söylenmişti.
Şafilere göre de cemaatle namaza katılmak sünnettir dediler. Bir kimse namazını kılıp sonra onu cemaatle tekrar ederse, Şafii Hazretlerinin yeni görüşüne göre birinci namaz esas fardır. İkinci namazın nafile olması vacip olmuştur buyurdular. Zaten bu konuda hepsinin görüşü birbirinin aynısı denecek şekildedir. Hanbelilere göre farz namazı tek başına yahut cemaatle kılan kimse için cemaatle namaza durulduğu takdirde tekrar etmek müstehap olur dediler. Bunlar da daha önceki kıymetli alimlerin görüşünü yansıtmış oldular. Hanefilere göre cemaatle namaza kalkacak olan kişi müezzin hayye alel felah dedikten ve imam da ayağa kalktıktan sonra kalkar dediler. Şafiler kameti bitirdikten sonra kalkar dediler. Yine Hanbelilere göre kad-ı gâmeti salah dediği zaman ayağa kalkar dediler. Malikilere göre cemaatin gücüne bağlıdır dediler. Cemaatle namaz için kamet getirildiği zaman beni görmedikçe kalkmayın Peygamberimizden gelen haber. Yine kıymetli alimlerimizden birisi bununla amel etmek vacip olur. Ne zaman kalkarsa o makbuldür. Yani imama dikkat eder cemaat. İmam ayağa kalkmışsa artık cemaat oturmaz, hemen kalkar, safta yerini alır. Şimdi kıymetliler, Cenab-ı Hak bütün ibadetlerini ihlas ile yapan, bütün amelleri makbul olan, İmanı kamil ve daim olan, her sözü, her işin nur ve hak olan kullar zümresine hepimizi ilhak eylesin. Ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, üzerinizden Allah'ın rahmeti eksik olmasın. Kıymetli izleyenler, şimdi özürlerden bahsedelim ki cemaati terk eden kişilerin hangi özürleri özürdür? Yoksa cemaati terk etmenin suçunu işlemiş olup olmadıklarına şöyle bir bakalım. Yağmurun verdiği güç, yani yağmur, öyle yağmur yağıyor ki camiye senin gitmeni engelliyor. Hastalık, sağlığın yok, gidemiyorsun. Bunlar özürdür. Efendim, hastanın bakıcılığını yapmak, bunlar, bu da özürdür. Hastaya bakıyorsun, hasta bakıcısın. Tabi bu da hastanın yine durumuna göre. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu sizin için dinde güçlük yapmadı. Hac suresinde buyurduğu gibi. Yine şanlı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hastalanınca mescitten geri kaldı ve şöyle buyurdu. Ebu Bekir'e söyleyin radıyallahu anhü ve erdâ mecmain, insanlara namaz kıldırsın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rahatsızdı, hastaydı.
özrü korku ve hastalık ile açıkladı. Bakın, şanlı peygamberimiz bir gün özür nedir ne deyince korku ve hastalık ile açıkladı. Hasta, yatalak, zafiyet sahibi, eli ve ayağı kesik. Yine ayağının birisi kesik, felçli, çok yaşlı, aciz, ama kimseler için cemaate katılmak vacip değildir. Bunlar birer birer özürdür. Hanefilere göre ama kişi kendisini cemaate götürecek kişiyi bulsa da kendisine cemaat vacip değildir. Ama götüreni varsa gider, o fazileti alır, o başka. Hanbeli, Şafii ve Malikilere göre cuma namazını terk etme konusunda amalar mazur kabul edilmez dediler. Cemaatla namaza devam etme meselesinde mazur kabul edilir dediler. Cuma için özür kabul edilmiyor ama için. Durum böyle. Ama diğer namazlar için özür kabul edilir. Amalık da özürdür dediler. Kıymetliler, zarar gelmesinden korkmak. Bu da sevgili peygamberimizin şu hadisine bir bakalım. O şanlı peygamber şöyle buyurdular aleyhissalatü vesselam. Her kim ezanı işitir de özürsüz olarak icabet etmezse, cemaate gitmezse namazı makbul değildir. Sahabe, ya Resulallah, özür nedir diye sorunca o şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam korku yahut hastalıktır buyurdu. Mesela korku herhangi bir tehlike, can tehlikesi gibi, sağlık tehlikesi gibi tehlikeler veyahut mal tehlikesi gibi tehlikeler veyahut hastalık. Bunlar özürdür buyurdu sevgili peygamberimiz. Zulmünden, mesela bir zalimin zulmünden, mesela fakir bir kimse, hapsedilme korkusu, yine fakir birisinin yakalanma korkusu gibi, cıblaklık, efendim, yine cezadan korkmak gibi, iftira cezası ve kısasın uygulanması gibi, hastalığın artmasından korkması gibi, cuma ve cemaatle namaza katılmak vacip olmaz demişler. Bu tehlikeler varsa diyor. Bu özürler varsa. Hastayı efendim yüklenirse yahut amaya yol gösterirse, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerine göre cumaya gitmesi gerekir demişler. Efendim, işte görüyorsunuz, fakat cemaate gitmesi gerekmez, cumaya gitmesi gerekir demişler. Hanefilerin dışındakiler böyle diyor. Efendim, malın yerini bulma, fırsatını kaçırma gibi korkular varsa cuma ve cemaate gitmek vacip değildir demişler. Bunlar özürlerin biraz detaylarıdır. Yani özürü olmayan kişi cemaati terk edemez. Yağmur,
çamur, şiddetli soğuk, şiddetli sıcak, gece şiddetli rüzgar, şiddetli karanlık. Bunlar gibi durumlar cuma ve cemaate gitmeme mazeretleridir dediler. Kıymetliler, bu konuda sevgili peygamberimizden gelen haberde, seferde Hazreti Peygamber ile aleyhissalatü vesselam beraber bulunduğumuz zaman ve gece karanlık yahut çamurlu olunca münadisi namazı bineklerinizin yanında kılın diye ilan ederdi. Kar ve dolu da yağmur gibi özür sayılır. Tabi öyle yağmur olur ki gidemeyecek durumda olursun cemaata. Kar da böyledir. Tehlikeli bir ortam olabilir. Bunlar özürdür. Özür olmadıkça cemaat terk edilmez. Küçük ve büyük abdest bozma ihtiyacı, sıkışmış, şiddetli açlık, susuzluk da cuma ve cemaata devam etmeme özürlerindendir dediler. Yine kıymetli muhaddislerimizin haberinde yemeği tamamlayıncaya kadar acele etme diye de efendim bir peygamberimizden haber bulunmaktadır. Sefere çıkmaya niyetlenmek. Bir adam Muaz bin Cebel ile beraber namaz kılmaya başladı. Fakat Muaz'ın namazı uzatması üzerine cemaatten ayrılıp tek başına kılmaya başladı. Adam bu durumu Hazreti Peygamber'e haber verince buna karşı çıkmamıştır. Hanefiler fıkıh ilmiyle meşgul olmak da mazerettir dediler. Fıkıh ilminin dışındaki hiçbir ilim mazeret sayılmaz. Fıkıh ilmiyle meşgul olan kişi mazeretli sayılır. Çünkü fıkıh ilmi en önemli ilimlerin başında gelir. Bu Hanefilere göre. Yine kokusu olan bir madde yemek, mesela soğan, sarımsak ve benzeri çiğ maddeleri yiyen kimse, bundan hem melekler hem de cemaat bu kokudan rahatsız olurlar. Sevgili Peygamberimiz, her kim soğan yahut sarımsak yerse bizden ayrı dursun, mescidimizden de ayrı dursun, evinde otursun diye Peygamberimizden haber bulunmaktadır. Evet, kıymetli muhaddislerin rivayetidir bu hadis-i şerif. Bu kötü ağaçtan her kim yerse bizim mescidimize yaklaşmasın diye de bir haber daha bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizden. Çirkin kokular yayılan kişinin durumu da böyledir. Mesela kişiden kötü kokular yayılıyor etrafına. Bunlar cemaata zarar verir. Ezan veren cüzzam, eza veren, mesela insanlara eza veriyor. Cüzzam ve alaca hastalıklarına yakalanan kimselerin durumu da böyledir. Bu gibi hastaların
cemaate yaklaşmaması gerekir de buyurdular. Hapsedilmiş olmak, bu da malum özürdür. Delil, Allah Celle Celaluhu hiç kimseye gücünün yetmediğini teklif etmez. Bakara Suresi 256. Efendim, yine La yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyen ayeti kerimede de olduğu gibi. Şafiler mesela deprem, sıcak, samyeli, kaybolan bir malı araştırmak, aşırı şişmanlık, ölünün hazırlanması ile meşgul olmak, zifafa girmek, bunlar da özürdür dediler. Namazı uzatması, çok hızlı okuması, fitnenin vaki olmasından korkulması gibi durumlarda dikkat edilmesi lazım. Evet kıymetliler, bu mazeretler özür derecesine, mazeret derecesine ulaşınca kişi ancak cemaate katılmadığı zaman özürlü sayılır. Yoksa kalbine dön danış. Özür olmayan, mazeret olmayan şeyleri özür gibi göstermeye de kalkma. Kalbine, vicdanına danış. Malikilere göre gerdek sebebiyle 6 gün müddetle cuma ve cemaate devam mecburiyeti düşer demiş Malikiler. Yine evli için. Hat cezalarında af söz konusu değildir. Kısas cezalarında af söz konusudur. Hat cezalarında af söz konusu değildir. Kısas cezalarında af söz konusudur. Yine Hanefilere göre yağmur, soğuk, korku, karanlık, hapis cezası, körlük, felçli olmak, çaprazlama, el ve ayağı kesilmiş olmak, hastalık, kötürüm, efendim, yatalak olmak, çamur, zafiyet, yaşlılık ve fıkıh ilmi okumak, canının çektiği bir yemek hazır bulunmak, aç olduğu bir ortamda, sefere çıkmak, üzere olmak, hastaya bakmak, şiddetli rüzgar esmek, gündüzün esen şiddetli rüzgar ise mazeret değildir, gece esen mazerettir. Mazeret sebebiyle cemaate gidemezse cemaat sevabını yine alır. İşte bu gibi mazeretler var da cemaate gidememişse o sevabı yine alır dediler. Kim? Hanefiler. Yoksa bu mazeretler yoksa birisi cami cemaati terk ediyorsan işte o zaman bu faziletlerin tamamını kaybedersin. Aklını başına al. Evet kıymetliler, Yüce Allah tevfik ve hidayetiyle başarılar nasibi müyesser eylesin.